Bak, vereceksen iyi haber ver. Keyfim çok kaçık bugün. İçeridekini hallettim. Güzel. Yusuf müdür aklı sıra yem attı. İçeride Celal'in adamı var diye. Çakal. İçerideki budur diyen yanacak. Ben de attım aslanlı Musa'yı bunun önüne. Şimdi yesinler birbirlerini. Yesinler tabii. Buralarda bir yerde saf. Şu tarafta. Yani Aslan'ın polisliği bitmiştir. Bu kadar mı yani? Sıkıntı olmayacak mı sonradan? Olmaz. Çünkü hiçbir şey ispat edemez. Kitledim ona. İster misin Celal'le buluşmuş olsun, ikisini de paketleyelim. Silahını yere. Sen atlan. Aslan. İndir onu dedim. Bitti Mert, bitti bitti. Herkes öğrenecek lan senin nasıl bir köpek olduğunu. Sakin ol, sakin. Yusuf şu an peşinde. Ya burada öleceksin ya da dışarıda tutuklanacaksın. Sanmıyorum be Hacı. Biraz önce çektim lan. Celal'i, seni, konuşmanızı. Delil var oğlum elimde. Delil, delil, delil. Aslan. Bana hiç şans vermiyorsun. Bu iş böyle bitsin istemiyorum. Nasıl biterse bitsin lan. Bana hepsi uyar.
Hadi evlat, topla şunun üstünde ne varsa. Hadi evlat, hadi. İyi miyiz? He? İyiyiz, iyi. Hadi. Celal'in götünü kurtardın, aferin sana. O da sana hediyeni vermiş bak. Bizi Celal'den etti, kendin de canından. Sakin ol biraz. Nasıl sakin olayım, nasıl sakin olayım? Sarp kendine gel. Aslan'ın telefonu yok. Ver şunu. Bir polisin daha kanına girdi, puşt. Yazık be, yazık. Ulan Celal, ulan Celal. Tek tek hepimizi insanlıktan çıkarıyorsun. Alo, telefonu buldum, çöpe atmış. Hafıza kartını da yanına almış. Her kimse kaybetti izini. Tamam Sarp, hadi git artık. Ekipleri olay yerine çağıracağım. Çevrede mobese kamerası var mıymış? Kontrol ettim, yok. Celal bu nerede ne yapacağını iyi bilir. Hadi git artık. Gideyim tabii. Amına koyayım. Git Celal'in peşinden cesetleri topla. Oğlunu okula getir götür. Karısının işlerini hallet. Gideyim tabii. Kim böyle hayatı?
Önüne baksana birader. Sana ne? Bak içine. Niye dengine çatmıyorsun? Ne istiyorsun çocuklardan? Kim bu çocuklar? Neyin oluyor senin? Kimsemiz olmuyor amca. Bu adam bizi sokaklarda dilendiriyor. Öyle mi? Bak hele bak. Yalayım. Adın ne senin? Mert. Memnun oldum evlat. Ben de Celal. Kızım, gel buraya. Korkma kızım, benden zarar gelmez. Adın ne senin? Melek. Ne güzel ismin varmış senin öyle. Sen ne tatlı bir kızmışsın. Annen baban yok mu? Onlara götüreyim seni. Yok bizim ailemiz. Olur mu? Herkesin bir anası babası vardır kızım. Öldüler. Senin de mi kimin kimsen yok evlat? Ben ailemi hiç bilmiyorum. Benim çocuğum olmak ister misin? Ne dersin kızım? İstemez misin yoksa? İsterim ama... Ama ne? Söyle, çekinme. Mert olmadan bir yere gitmem ben. Çok mu bağlısınız birbirinize? Çok. Kardeş sayılırız Melek'le. Bırakma onu kimseleri. Merak etmeyin, sizi birbirinizden ayırmayacağım. Bundan sonra hep yanımda olacaksınız. Sen kebapçı Celal diye birini duydun mu? Duymaz olur muyum? İyi, dinle şimdi. Bundan böyle bu çocuklar kebapçı Celal'in evlatlarıdır. Yanlarına bir adım daha yaklaşmayacağız. Verin bakayım ellerinizi. Bu yaptığını hiç unutmayacağım amca. Thank you.
Söyle Musa. Aslan'ı vurdular. Ölmüş. Ne diyorsun sen ya? Nasıl olmuş? Daha bir iki saat önce beraberdik. Hepimiz şaşkınız. Ben de hiç ummazdım ondan. Neyi ummazdın Musa? Ne olmuş kardeşim? Nasıl olmuş? Anlatsana. Meğer aslan Celal'in içerideki adamıymış. Celal için çalışıyormuş yani. Artık kim vurdu tahmin et. Ya Celal ya da Celal'in adamlarından biri. Belli ki anlaşmazlığa düştüler. Aslan'ın kimliği ortaya çıkıyordu. Beni satmasın diye ortadan kaldırdı Celal. Tamam. Geliyorum. Aptal Mert. Nereden biliyorsun ki gideceğin yeri? Geliyorum diyorsun bir de. Alo Musa. Ya ben geliyorum dedim kardeşim ama nereye geleceğimi bilmiyorum ki. Beynim dondu. Konum atar mısın? Şimdi hepimizin kafası biraz dalgın kardeşim. Normaldir. Hemen atıyorum konumu. Bakalım padişah, aslan oğlum benim. Sen nasılsın bakalım? Eyvallah. Ağzını hep eyvallah. Hiç illallah duymayacağız mı senden? Merak etme Celal Baba. Ağzımdan duyacağın son laf illallah olacak. Hadi bakalım. Geç bakalım. Celal Baba evde mi? İçerideler. Baba, acilen konuşmamız lazım. Hayırdır kızım, ne bu halin? Mutfakta yemeğin hazır, hemen git. Elini yüzünü yıka. Hadi çabuk. İnternet sitesine bir haber düşmüş. Şu Coşkun yok mu hani? Onunla ilgili işte. Hangi Coşkun kızım? Baba kaç tane Coşkun tanıyoruz? Beni elinden kurtardığın adam. Ne diyorsun? Çocuk çeteleriyle ilgili bir haberde fotoğrafını gördüm. Canım sen önce bir sakinleşiyorum. Baba, haberi yapanı bulmamız lazım. Her kimse ismini gizlemiş. Sen benimle bir çalışma odasına gelsen. Bilgisayar işlerine bakan adamın Tayfun'u arayalım. Celal Baba, ben hemen Tayfun'u arıyorum. Ara, ara. Gel kızım benimle. Alo Mesnan. Tayfun acil Celal Baba'nın evine yolla. Su testisi su yolunda kırıldı. İkinci bir silah bulduk aslanın üzerinde. Müdürüm balistiğe yollayın dedi. Ne silahıymış o? Kendi silahı haricinde bir silah daha varmış. İyi bakalım.
Ölüm bizde meslek hastalığı. Öyle büyük mesele değil. Mesele yaşamak. Nasıl yaşıyorsun? Ne uğruna yaşıyorsun? Bir sorun kendinize. Sonra da ona göre tarafınızı seçin. Götürün bunu. Baba şuna bak. Görünce bile tüylerim diken diken oluyor. Komiksin Melek, sanki adam karşındaymış gibi korkuyorsun. Yaşadıklarımı bir ben bilirim Yeşim. Biliyorum da sana öz kızı gibi kanat geren koskocaman Celal Duman var yanında. Senin saçının teline zarar gelmez. Unutuyorsun bunu. Bir şey unuttuğum yok benim. Mesele de bu zaten. Gel bakalım Tayfun. Bak şunu hemen. Kimmiş, neciymiş bunu yapan söyle bize. Bakayım canım baba. Sarp, bize müsaade eder misin? İnternetteki bir haber Celal'i telaşlandırdı. Haber neymiş, kim yaptırmış bir araştıralım derim. Ne haberiymiş bu? Çocuk çeteleriyle ilgili. İnternet adresini atarım sana. Durumun yekten Celal'le bağlantısı yok gibi ama... bir iş var bence. Herif huzursuzlandı. Bakacağım. Yeni bir şey çıkarsa haberleşiriz. Haberi yapanı bulamayız Celal baba. Tayfun! Vardır bir yolu. Var ama ancak resmi yollardan bulabiliriz kim olduğunu. Bu mu yani? Maalesef öyle baba. Çık sen de bir. Bize müsaade eder misin biraz? Olmaz öyle şey. Seni ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Baba bu adam yaşıyordu, biz ne bilmiyoruz? Sanmam. Aradık o kadar. Bulsak o zaman bulurduk. Ya iyi de durup dururken niye bu adamın haberini yapsınlar ki? Kim bilir, belki izini kaybettirdi. Belki hala yaşıyor. Aferin Coşkun. İyi iş becerdin. İstediğim gibi oldu her şey. Çocuklar bundan böyle bende. Sen nasıl istersen baba.
Her zaman emrin amadeyim. Var mı başka bir emrin? Kıyak bir emrim var. Git biraz da hayatını yaşa. Araba senin. Hediyemdir. Her zaman çok bonkör oldun. Çok sağ ol baba. Para da bulacaksın içinde. Yağdırıyorsun yine baba. Mahcup ediyorsun. Seni çok yorduk Coşkun. Git güzelce dinlen, ondan sonra gel, olur mu? Artık memleketine mi gidersin, yoksa güneyde yazlık bir yere mi gidersin? Keyfin ne istiyorsa onu yap. Canın ne istiyorsa onu yap. Eyvallah baba. Gidemiyorsun be Coşkun. Ne oldu? Ya baba tamam, meleği anladım da o sümüklü oğlanı niye aldın yanına? Mert'i mi diyorsun? Evet. Benim bilmediğim bir planım mı var? Yok be Coşkun. Kız istedi, sen de duydun. Yazık mı çocuğa da? Baba sorun çıkarır o velet. Kurtludur. Onun kafasını sıfırlarken biraz ayarı kaçırmışım galiba. Cins bir şey. Durdan sustan anlamıyor. Sen orasını bana bırak. İşine bak hadi. İyi madem. Haydi bana uğurlar ola. Açık olsun Coşkun. Yaşıyorsa sana yaptıklarının bir bir hesabını soracağım. Bu adamın yaptığı kötülüğü hiç kimse yapmadı bana baba. Düşünme artık bunları yavrum. Bakacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ama önce bu haberi yapana bulacağız. Adamdan aldım meleği. Aha. Önce basit bir sokak kızıydı. Başlama yine. Hiç yeri değil. Celal. Bu olay başına çorap örmeyecek değil mi? Yeşim! Fazla önemsiyorsun meleği. Ne derse yapıyorsun. Kendi öz çocuğuna bu kadar düşkün değilsin Celal. Zaten canım sıkkın. Bir de sen gelme üstüme. Ne zaman gördün çocuklarımı birbirinden ayırdığımı? Konuda bu zaten. Senin sadece tek bir öz çocuğun var. Diğerlerin hepsi hizmetinde çalışan insanlar.
Buyur abi. Yok abi, bir sıkıntı yok, merak etme. Tamam abi, buluşalım. O zaman ben şey yapayım, bir ayar çekeyim, geleyim yanına, olur mu? Eyvallah abi. Abla, ben şu boşları toplayıp geleyim, olur mu? Olur, olur. Abi. Barış. Şimdi söyle bana. İçeride misin? Nasıl abi? Yok lan bir şey. Annem nasıl? Gayet iyi abi. Güzel. Bak beni iyi dinle. Onu üzmeyeceksin. Ona iyi bakacaksın. Onu yormayacaksın. İçerideki elim ayağım sen olacaksın. Ne oluyorsa bileceğim, tamam mı? İyi de abi. Sen şimdi bana diyorsun ki annemi üzme. Eyvallah. Üzmüyorum. Üzmem de. Ama en başta kadını sen üzüyorsun abi. Niye, ne oldu ki? Abi daha ne olsun? Geçen gün arabayla geçtim dükkanın önünden. Füsun abla da gördü seni. Üzüldü kadın. İndirdi senin polis fotoğrafını duvardan. Yani abi, melek gibi annem var. Sen onu niye üzüyorsun ki? Yemin ediyorum 10 numara kadına. Aferin lan, aferin. İşte böyle sahip çıkacaksın, duydun mu? Aferin abi, aferin. Ama sen de bir daha üzmeyeceksin, tamam mı? Tamam lan, üzmeyeceğim. Ya abi, bıraksana beni. Şimdi senden ilk işimi istiyorum. Hazır mısın? Tamam abi. Nedir, ne yapıyoruz? Hiç ummazdım ondan. İnsan üzülemiyor bile. Bunca yıllık hukukumuz vardı, hiç şüphelenmedim bile ben. Kimin aklına gelirdi ki? Vay be. Mert, kardeşim kusuruma bakma. Aslan yüzünden biraz ters davrandım sana. Dert değil Musa. Beyler. Bir arkadaşınızı kurban verdik. Polisliğe yakışmayacak işe girişti. Bu hepimizin başına gelebilir. Arkadaşınıza yanaşan yarın size de yanaşmak isteyecektir. O yüzden her şeyi unutun. Ama polis olduğunuzu asla unutmayın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Anlaşıldı. Bu arkadaşınızın adı Selim. Mert, bundan böyle ekibin başı sensin. Musa ekiptesin. Selim ekiptesin. Bu yeni bir ekip. Tek bir işi var, Celal Duman. Ekibin bunun dışında hiçbir iş yapmayacak. Celal'le yatıp Celal'le kalkacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Anlaşıldı. Hadi bakalım. Hoş geldin kardeşimiz. Hoş geldin. Hoş geldin. Tebrikler. Tebrik ederiz. Arkadaşlar, bunu gördünüz mü?
Çıkan haberi gördün mü? Gördüm. Onun kim olduğunu bulacaksın Mert. Yoksa sen yanarsın evlat. İşin ucu sana bana dokunuyor olabilir. Tamam da nasıl bulayım? Orası sende. Polis değil misin? Yetkilerini kullan, yap bir şey, çöz meseleyi. Coşkun yaşıyor mu sence? Sanmam. Benim korkum başka evlat. Biri bir şey biliyor olmasın. Ne gibi? Seni Coşkun'dan aldığımı biri bilirse biteriz. Kim bilebilir ki? Var mı böyle bir ihtimal? Öğrenmemiz için bu haberi yapana bul bana. Ben de ona dünyayı dar edeyim. Nelere sebep oluyorsun Eylem, nelere? Arkadaşlar bize biraz müsaade edin. Hadi, 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 hadi. Hadi. Ne oluyor? Bu da yeni numaralarından biri mi? Eylem, sokak çocukları çetesiyle ilgili haberin bilgisini kimden alıyorsun? Kim soruyor bunu? Polis olan Mert mi yoksa sokak çocuğu olan Mert mi? İkisi de. Bilmiyorum. Eylem. Bak, gizli kaynaklı haber yapıyorsun. Birileri seni kullanıyor besbelli. Ya işler istemediğimiz gibi giderse? Nereye gidecek ya? Kimliğimi gizledim, kimse beni bulamaz. Oldu da buldular Eylem, oldu da buldular. Kim bulacak beni ya? Kim bu haberi gördü de köpürdü ki? Zaten öyle bir şey varsa doğru yoldayım demektir. Farkında olmadan birilerinin maşası oluyorsun belki de. Ha? Alet olma bilmediğim meselelere. Ne olur, başım belaya mı girer? Bunu mu söylemek istiyorsun? Olabilir. Eğer başım belaya girerse sen varsın. Polis değil misin? Koruyamayacak mısın bir gazeteciyi? Ben de onun için buradayım. Anlatıyorum, anlamıyorsun. Bela geliyorum diyor. Bu adam senin için çok önemli değil miydi? Ne oldu? Niye şimdi engellemeye çalışıyorsun haberi Mert? Nasıl olmuş bu iş? Başınız sağ olsun. Olan olmuş. Biz de geç uyandık. Hadi üzmeyin. Kahretmeyin artık. Gelin. Gelin. Aslan'ın annesi. Perişan olmuş kadın. Oğlunun öldüğüne mi yansın? Yoksa hainliğine mi yansın? Aynen. Nerede kaldın oğlum? 2 saat oldu gideli. Biraz geciktim değil mi abla? Bak kaytarmaya başlarsan külahları değiştiririz. Nerede boşlar? Yine mi kırdın? Yok abla, bu sefer kırmadım. Barış anlatsana, nerede tabaklar? Oğlun Sarp yolumu kesti. İşte bana sorular sordu. Sen kimsin dedi, ne ayaksın dedi. Annemin yanında ne işin var falan diye böyle diklendi bana yani. Ona neymiş ki? Yani. Ben de onun üstüne korktum işte. Bıraktım her şeyi geldim. Görür günün şimdi.
İyi misin? Sabah canın sıkkındı biraz. İşte. Daha dikkatli olmalıyız Sarp. Böyle çıkıp çıkıp gelmemelisin. Neydi bugünkü halin? Ne sıkıyor canını bu kadar? Aklım takıldı sana. Sonra konuşalım olur mu? Tamam, nasıl istersen. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Yok yok, iyiyim de şu telefonu kurtaralım. Tamam, üstümü temizleyip geliyorum. Tamam. Telefonun. Sarp, sen ne yaptığının farkında mısın? Konuşamıyorsun çünkü annene söyleyecek lafın yok. Sarp, konuşsana oğlum. Alo. Alo. Ya Sarp şu an müsait değil. Kızım sen de kimsin? Ben bir arkadaşıyım. Söyle ona beni hemen arasın. Sen de artık korkmayacaksın tamam mı? Ben varken Sarp sana ne yapabilir ki? Tamam ablam, sen öyle diyorsan öyle olsun. Ama yani şunu da söyleyeyim, ben de dikleşmesini bilirdim ama hani tatsızlık çıkmasın istedim, o yüzden sustum yani. Aferin olsun, iyi yapmışsın. O zaman ben şu alamadığım borçlara gidip alıp geleyim. Tamam. Amma sıkarım ya. Ama hep senin yüzünden. Seni görünce elim ayağıma dolaşıyor. O benim telefonum mu? Aşkın aradı. Ben de açtım. Hadi ya. Yakalandık desene. Pis yakalandım. Hay Allah. Anneni aşkım diye kaydetmişsin. Acaba ben ne diye kayıtlıyım? Arada gör. Gülçin gelmiştir. Ofisten birkaç dosya istemiştim. Tamam, ben kaçıyorum. Çıktım ben. Merhaba Melek Hanım. Hoş geldin Gülçin. Hoş bulduk. Geçiyorum ben. Geç geç. Tamam. Buldun mu? Kimmiş haberi yapan? Hayır, bulamadım. Niye? Bulmam mümkün değil. Karar çıkması için IP numaralarına bakmak lazım. Bunu da Yusuf'tan habersiz yapamam. Ben anlamam Mert. Ne yapıp edip onu bulacaksın bize? Biz de cezasını keseceğiz. Bakacağım bir çaresine. Ama imkansız gibi duruyor, bunu unutma. Sen istersen yaparsın. Neler yapmadın ki evlat? Doğru.
Suçsuz adamları bile öldürüyorum. Aslan'ın annesini gördüm bugün. Ağlıyordu kadıncağız. Evlat, sen öldürmedin. Onu ben öldürdüm. Bir de buna ben inanabilsem. Mert oğlum, şimdi başka dertlerimiz var. Kuşun biri boğazımıza bir ip doladı. Önce onu çıkarmamız lazım. Tamam. Aslan'ın üzerinden çıkan ikinci silah balistik raporu geldi. Sana sıkılan silah oymuş. Celal'i takip ettiğimde bana ateş edilen silah diyorsun. Aynen. Celal'in içerideki adamı Aslan'mış. Para için yazık etti kendini. Ben de bunu anlamıyorum işte. Haberle ilgili bir şey bulabildin mi? Ha, buldum. Ama orası biraz tuhaf. Tuhaf mı? Bu işe girdiğimden beri tuhaf olmayan ne var? Şaşıracağım mı sanıyorsun? Eylem. Nasıl yani? Eylem mi yapmış haberi? Doğru duydun. Şaka yapıyorsun değil mi? Benim şaka yaptığımı gördün mü? Bak, onunla mutlaka konuşman lazım. Eğer kimliği ortaya çıkarsa başı büyük belaya girer. Siktir, doğru söylüyorsun. İşin ucunda Celal var dedin. Bu habere köpürdü dedin. Eğer eylem olduğu ortaya çıkarsa senin için de büyük tehlike sar. Hayır yani hiç anlamıyorum. Bu kız hiç mi düşünmüyor yani? Ne olacağını düşünmüyor mu bu kız? Hem sen nereden buluyorsun bu haberi? Stajyer bir gazetecisin. Aklıma gelen bir şey var. Acaba diyorum. Biri ona bunları okuyor mu? Benim acil gidip eylemle konuşmam lazım. Gittim ben. Eylem neredesin? Acil konuşmamız lazım. Lokantaya gidiyorum. Bir Tutun teyzeye bakacağım. Neymiş o acil olan bakayım? Aa, dur be, ne yapıyorsun? Bırak! Hey. Alo. Al sabah senin olsun. Eylem! Ya git Emrah! Eylem! Ne oluyor lan? Kıtlağını kesince de böyle bağırabilecek misin? Tehlikeli haber yapıyorsun. Yapma. Bir dahakine bu kadar kolay kurtulamazsın, tamam mı? Tehdit etti beni. Demiştim sana Eylem, demiştim. Gelirler demiştim. Bak, bu haberle ilgili ne gelişme olursa bana geleceksin. Tamam mı? O internet sitesini de kapatacaksın. Tamam, geçti artık. Lokantaya götür. Gel, koluma gir.
Sarma. Eylem, iyi misin? Ne oldu kardeşim? Tamam, endişelenme. İyiyim şimdi. Biri önümü kesti. Mahalleden birileri yardımcı oldu. İyiyim. Önünü mü kesti? Neredesin şimdi? Lokantaya geldim Seydir. Oraya gelirsin. Tamam, hemen geliyorum. Dur şöyle sen. Bir su getireyim. Heh, kardeşim bir bardak su getirir misin? Geçti mi? Daha iyi misin? Sağ ol Barış. İyi misin sen? Füsun teyze yok mu? Alışverişe gitti. Gelir birazdan. Tamam, sen bak işine. Daha iyi sen, ben gideyim artık. Gitmem gerekiyor. Mert. Gürtem. Teşekkür ederim. Geldiğin için sağ ol. Yanımda olduğun için. Ne demek? Bekle beni, geliyorum, yakınlardayım. Tamam. Konuştuğumuz gibi kimse bilmeyecek. İşe yaramış mı? Korkmuş mu gazeteci kızımız? Tut, tut. Eğer istersen yine çıkarım karşısına. Bir dahaki sefere müessesemizden olur. Yok, gerek yok. Yeterli. Eyvallah. Sen nereden çıktın? Ne yaptın sen lan sen? Lan be ya! Lan! Lan dinle, dinle! Beni dinleyeceğim lan seni! Okulda da bu yüzden anlaşamıyorduk. Kendini bir bok sanıyorsun. Thank you.
vicdanlı mafya. Kıskanmıyor musun? Daha kavga ettiğinizi görmeyeceğim. Bir de şunu unutmayın. Kardeşler kavga ederse kazananı olmaz. Benden uzak duracaksın. Siz kavga etmeye. Oğlum sen niye uyuyorsun buna? Siz okulda arkadaş değil miydiniz? Neyin kavgası bu? Neyi paylaşamıyorsunuz siz? Konuşsanıza, dilinizi mi yuttunuz? Böyle tehlikeli işlere giriyorsunuz. Ya bir şey olsaydı? Sarp, kendine gel. Duydun mu beni? Mert, seni bu halde görmeyeceğim bir daha. Aa, yetti ha. Malzemeyi ver. Akın ışık kuru gürültü yaptı babam. Olur o kadar. Hiç mi tanımaz seni babam? O hesap gününün geleceğini hiç mi bilmez? Bilmezsin bilir de. Koskoca köstenceli akın ışığım ben diyordur kendini. Ama soğandaki başına ver cücüğünü çıkarız. Sen her şeyin en iyisini bilirsin babam.
Yarına kalır, yanına kalmaz. Hayırdır? Babam, kapıyı atmışlar bir arabadan. Sonra basıp gitmişler. İçinde CD var. Mesan, şu bilgisayarcı çocuğu bana gönderiver. Emrin olur canım kurban. Sen de kimsin? Sen şimdi bu kim diye soruyorsundur. Söyleyeyim. Bir zahmet. Adım Talip. Coşkun vardı hani. Onun has adamıydım. Birlikte iş yapardık o ölmeden önce. İnternetteki haberi görmüşsündür illaki. Ben yaptım. Niye yaptım onu da söyleyeyim. Eveleyip geveleme de ne istiyorsan söyle. Coşkun'un bildiği bir sırrı biliyorum Celal. Ondan aldığım bir çocuk vardı hani. Sen anladın onu. Nasıl lan nasıl? Bak. Şu an kebapçının telefonu çalıyor. Konuşup hasret giderelim ister misin? Biliyor musun? Talip misin, nesin? Söyle ne istiyorsun? Sağlık sıhhat istiyorum. Oğlum var, çok hasta. Tedavisi için çok para lazım. Ne kadar istiyorsun? Bunu sen söyleyeceksin. Bildiğim şey sence ne kadar eder? Kebapçı Celal. Madem derdin paraydı, ne diye internet işlerine kalkışıyorsun böyle? Önden bir ortamı ısıtındım. Sana kuyruğunu kısırmam lazım. Zamanında Coşkun'un başına gelen... Benim de başıma gelmesin, deme ya. Şimdi tam istediğim kalmasın kebapçı. Yavaş gel, yavaş. Ne istiyorsun onu söyle. Dediğim gibi... Takdir senin. Pahasını sen biç. Bildiğim bilseler ne olur? Kıyamet kopar kıyamet. Elini korkak alıştırma. Talip kardeşim. Buluşalım seninle ha? Konuşalım. Anlaşırız biz seninle. Yok öyle ya ama. Seninle olan anlaşmalar ettik taraf. Şimdi ben ne dersim o olacak. Arayacağım seni. Bekle. Ne yapıyoruz abi? Ceryanı verdik. Hele bir toparlansın kendine gelsin. Para faslını sonra konuşacağız. Celal gibi bir kurtla aşık atmaya kalkıyorum ama... Oğlumun ameliyatı için buna mecbur. Babam. Hayırdır? Canım kurban.
Bir sıkıntı var sende. Yapmışsın! O zaman korksun düşmanların senden babam. Anneme çaktırmadın değil mi çıkarken? Yok. Mert'le kavga etmişsiniz. Senin yüzünden. Neydi o sabahki olay? Ya önemli değil. Böyle manyağın biri önümü kesti işte. Eylem. Geç bunları. Ya ben bir haber yaptım. İnternette. Çocuk çeteleriyle ilgili falan. Bulmuşlar beni. Bugün önümü kestiler, tehdit ettiler. Allah'tan Mert... Bu işler şakaya gelmez kızım. Seni beni aşar. Hepimiz yanarız. Ucu herkese dokunur. Ya tamam, çok korktum zaten. Beni nereden buldular onu da anlamadım. Olurlar, olurlar. Cımbızla çeker alırlar adamı. Ruhun duymaz, ne olduğunu anlamazsın. Sen nereden buldun bakayım bu haberi? Bir mail yolladı, kimliğini gizledi. Ver bakayım telefonuna bakacağım. Hadi. Seni yiyorlar kızım, düşme bu tuzaklara. Bir daha haber yapmak falan yok. Tamam, yok. Mert'le de görüşmeyeceksin bundan sonra. Yanına yaklaşmayacak. Sokağımdan bile geçmeyecek o herif. Tamam mı? Gizli kaynağın mail adresini aldım. Yolla bana. Nereden attığını bulabiliriz. Tamam, gönderiyorum. Sana? Ne bu halin? Polislikte olur öyle şeyler. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Ne oldu? Haberi yapanı bulmam zor demişsin. Aynen. Kolay değil. Bul şunu Mert. Kimse bul. Belki Coşkun yaşıyor. Haberi yapan bizi ona götürecektir. Yaşıyor mudur sence? Celal Baba aksini söylüyor tabii. Haklı. O kadar zaman geçti. Öyle de ben yine de işkilleniyorum. Her şey olabilir. Eğer yaşıyorsa... anasından emdiği çiğ sütü... bir tarafından getiririm. Ama soracağım şeyler var ona. Ne soracaksın? Belki bir ailem var kızım. Bir annem, bir babam. Belki bir kardeşim var. Sence... Coşkun geçmişinle ilgili bir şeyler biliyor mudur? Keşke bilse. Bilse de konuşsa.
akılına bile zarar vermem o zaman. Unuturum bana yaptığı işkenceleri, yediğim dayakları, tükürdüğüm kanları unuturum Melek. Hayal bile ne kadar güzel. Yıllar sonra bir ailen varsa kavuşabilirsin. Ben yani hiç böyle düşüneceğim aklıma gelmezdi benim. Nasıl? Anne. Anne diyebilmenin ihtimali bile çok güzel. Benim hiç öyle bir şansım yok tabii. O gün çok mutluydum biliyor musun? Parkta oynadığımı hatırlıyorum. Salıncaktaydım. Sonra silah sesleri duydum. Arkamı bir döndüm. Annemle babam kanlar içinde yerde yatıyor. Pardon, hatırlatmak istemedim. Bul şu haberi yapanı. Geçmişin hesabını soralım. Geçmiş olsun. Sağ ol hanım yenge. Nasıl bir his? Yıllar sonra ilk defa poliste kaydın var. Nasılmış? Anlatılmaz, yaşanır. Bence sihrin bozuldu, öyle düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Polis alameti farkını elinden aldı. Vız gelir tırıs gider. Kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Celal babam dışında tabii. Ben de tam olarak onu söylüyorum zaten. Celal seni eskisi kadar önemsemeyebilir. Seni sen yapan her şey uçtu, gitti. Elindeki her şeyi tek tek kaybediyorsun, farkında mısın? Elimdekiler. Melek. Melek. Davut, şu kızı al git artık buralardan. Benden sana söylemesi. Ne demek bu? Niye şimdi böyle bir şey diyorsun bana? Biraz daha durursan artık çok geç olabilir. Melek güzel kız. Etrafında yakışıklı erkekler var. Ağzındaki baklayı çıkartacak mısın sen? Melek Sarp'ı abayı yakmış. Atalım Üsküdar'a geçiyor. Arkasından bakma. Gördüğün manzarayı iyi ki görmedin. Celal babamı geçmem. Yapamam.
Onu izlemem. Sen bilirsin. Senin kararın. Sana kebap yedireyim. Babam benim ne işim olur orada? Şimdi millete fotoğraf vermeyelim. Olan oldu. Artık geçtik o faslı. Sen gel hele. Kişi Talip diye biri. Zamanında Coşkun'la iş yapmış. Son kullandığı internet kafeden mobese takibi yapıldı. Topkapı Menekşe Otel'de kalıyor. Selami. Buyur Hasan abi. Seninle bir işimiz var. Gel benimle. Eyvallah abi. Her tarafa iyice bir bakacağız. Neyin peşindeyiz abi? Bir fotoğraf arıyoruz. Buralarda bir sulası olması lazım. Selami. Sen Sarp olsan fotoğrafı nereye saklardın? Sarp olsam... Ne bileyim abi. Olamadım ben Sarp. Niye olamadın lan? Fazla bir deli. Beraber yatmıştık. O zamanlar Celal Baba 10 numaralı formayı ona giydiriyordu. Ben sustukça yaşayacaksınız. Ne demek bu? Dur lan dur. O çocuk kaybolmuştu. Metin dediydi. Üzülüyordu bayağı. Bu Sarp, bu çocuğun peşinde olması. Abi, ben gene de hatırlatayım. Bunları bir bir geçelim Celal Baba'ya. İşi çözmeden olmaz. Gollük pası önüne atacağız ki bize de puan yazsın.
Hadi bakalım. Şu odayı iyice bir topla. Bir şey belli olmasın. Tamamdır abi. İşim bitince de aşağı gel. Seninle beraber bir yere gideceğiz. Otur. İyi böyle. Talip denen adama baktın mı? Buldun mu yerini, izini? Geceden beri araştırıyorum. Bakarsın bulurum. Baba. Bir şey merak ediyorum. O gece depodan malı kim kaçırmış? Benim başka gölgelerim de var. Davut. Bak, seni işlerden biraz uzak tutacağım. Sebebini biliyorsun. Artık ortaya çıktı. Poliste parmak izin var. Yapma bunu bana baba. At beni şu ateşe kavur ama bunu yapma. Zorunluyum buna Davut, zorunluyum. Yusuf artık başka türlü oynamaya başladı. Eski Yusuf değil. Babam, beni bir dinle. İşlerden uzak kalacaksın. Nokta. Bitmiştir. Parmak izi mesele diyorsun, öyle mi? Büyük mesele. Seyret o zaman. Davut, ne yapıyorsun? Davut! Artık parmakta iz miz yok. Parmaklar temiz baba! Abi nereye gidiyoruz? Gece Celal'le buluşacağımız yere. Keşif yapalım bakalım. Komiserim, şu Celal'in ortaya çıkan adamı yok mu Davut? Yabani olan. Hı hı. Araştırdığım evin üstünde birkaç tane şirket var. İşte böyle cenaze işleri, evden eve nakliyat, organizasyonlar. Adam bildiğin şirket olmuş yani. Tamam da arkadaşım, sen böyle şeyler yapmadan önce bana haber ver. Olur mu? Emredersiniz komiserim. Ben sadece hani müdürüm bunu görmek ister diye. Tamam, tamam. Ben gidiyorum şimdi. Gel. Müdürüm. Söyle. Köstenceli Akın ülke dışına çıkış yapmış. Biliyoruz. Diyorum ki bu işin arkası gelir müdürüm. Acaba Interpol'le temasa mı geçsek? Sen Interpol işini bana bırak. Ben temas kurarım. Emredersiniz müdürüm. Başka bir şey var mı? Aferin lan. Harbiciyimiz. Seni ben dövmeyeceğim. Patron dövecek.
Mert, başka bir şey var mıydı? Hayır, yok müdürüm. Efendim? Sizden bir işi oya yerleşecek. Bu Celal'in oyunları bitmez çünkü. Aman gözünü seveyim, çok dikkatli olun, tamam mı? Talip abi, şu Celal parayı verir mi dersin? Verecek. Bildiğim şey çok kıymetli onun için. Arkadaşım, telefonu kebapçıya ver. Buyur babam. Sonra? Bu gece vereceğim adrese geleceksin. Tamam. Söyle adres. Tamam. Oldu bir iş. Hadi gidelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir adres soracaktım da. Tanıyor musun lan bunu? Ha? Kim abi bu? Cevap ver. Tanımıyorum. İyi bak lan, iyi bak. Bu çocuk 20 sene önce kaçırıldı. Adı Umut. Hiç gördün mü bunu çocuk çetesinde falan? Abi benim ne işim olur çocuk çetesiyle? Ulan internet haberini yapan puş sen değil misin? Ha? Sen kime masal okuyorsun? Sen mi kaçırdın bu çocuğu, söyle. Yok abi. Ben çocuk mucuk kaçırmadım Allah. Yoksa internet haberindeki adam mı kaçırdı lan? Ha? Coşkun'u mu diyorsun? Her ne boksa lan? O mu kaçırdı? Vallahi bilmiyorum abi. Kurban olayım, bırak beni. Hiç mi görmedin bu çocuğu? Coşkun'un yanında falan. Lan cevap ver, delirtme beni. Yeminle konuşuyorum abi. Öyle kaçırma işiyle falan işim yok benim. Son bir iki senesinde beraberdik zaten. Ah! Vuracağım lan seni. Vuracağım. Vur ya. Bildiklerim bu. Benim derdim bana yetiyor zaten. Beni Coşkun'a götüreceksin. Duydun mu beni? Beni ona götüreceksin. Coşkun'u 20 sene önce öldürdüler.
Kurşunladılar. Bilse bilse o bilir suçunun akıbetini. Lan o zaman Celal'le ne işin var? Ne istiyorsun? Benim derdim başka. Para. Şantaj mı yapıyorsun lan sen o internet haberiyle ha? Şantaj mı yapıyorsun? Konuşacaksın. Anlatacaksın. Sıkarım. Haberle dikkatini çektim sadece. İşin aslı başka. Bir çocuk almıştı bu Coşkun'dan. Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Biraz önce çocuk mocuk bilmiyorum diyordun. Şimdi neler söylüyorsun? Abi dur hemen. Bu mevzu başka. Kız çocuğu bu. Kız çocuğu mu? Bir manevi kızı var bunun. İşte bu onun öz kızı abi. Avukatmış. Bebekmiş kız. Celal bunları birkaç yıl içinde bulmuş. Anneyle Aşin'i öldürmüş. Kıza dokunmamış. Bizim yanımıza Coşkun'a vermiş. Kendi kızı olduğunu öğrenince de yanına almış. Tabii kızım bunların hiçbirinden haberi yok. Celal'i kendisine yardım eden biri sanıyor. En çok da Mert için istiyorum bu haber işinin çözülmesini. Belki bir ailesi vardır. Bunu öğrenebilir. Bak ben orasını hiç düşünmedim. Olur mu olur? Değil mi ya? Benim öyle bir şansım yok tabii. Ama Mert için hala bir umut var. Demek senin için öyle bir şans yok. Bak, bozulmaya başlıyorum şimdi. Niye? Kızım ben sana hiç babalık edemedim mi bugüne kadar? Aşk olsun baba, onun için söylemedim. Gel hele, sana bir et yapayım da keyfin yerine gelsin. Gel. Talibi buldum. Umut'u sordum, bilmiyor, tanımıyor. Niye haber yapıp ortaya çıkmış? Celal'le bir alıp veremedikleri var. Fidye istiyor, şantaj yapıyor olabilir. Eğer öyleyse Celal onu yaşatmaz. Bu bir fırsat. Aynen. Peşini bırakmayalım. Anlaşılmıştır. Birader. Yenge yok mu yenge? Füsun ablayı mı diyorsun abi? Ha. Aa, bak geldi bile. Yenge biz de şimdi senden bahsediyorduk. Çorba çok nefis ya. Et suyu mu bu? Çok beğendim. İyi. İç de git o zaman. Niye böyle yapıyorsun yenge ya? O kadarcık hatırımız yok mu yani? Rahmetli Metin düştü aklıma. Gidelim bir çorbalarını içelim dedik. Abla bu adamlar kim? Boş ver onu. Sen torbaları boşalt. Tamam mıyız Selami? Eyvallah abi. Hadi bakalım. Hadi. Hayırlı işler. Al şu paranı. Çorba bizden olsun. Bir daha gelmemek kaydıyla. Sen nasıl istersen yenge. Ya senin şu Sarp babasına çok benziyor. Deli bir şey. Kendine söylersin. Hadi, hadi. Aa bak,
Sana bir şey soracaktım yenge. Sarp'ın bir küçüğü yok muydu? Neydi adı? Umut muydu? Evet. Niye sordun? Rahmetli Metin hapisteyken onun kaybolduğunu falan dediydi. Ne oldu o akıbet? Bulunamadı hiç. Kayboldu benim oğlum. Bak ya, tabii ya. Dükkanın adı da Umut. Onun aşkına koydun demek. Hadi eyvallah. Bu Umut kayıp oğlan demek. Onu arıyor Sarp. Ne dersin Selami? Bu Sarp'ı bir yemleyelim mi biz? Olur abi. Adım Talip. Coşkun Vardani. Onun has adamıydım. Orospu çocuğu. Birlikte iş yapardık o ölmeden önce. Coşkun'un bildiği bir sırrı biliyorum. Hani çocuk almıştın ondan. Sen anladın mı? Bak. Kebapçının telefonu çalıyor. Seyrettim videoyu. Benden bahsediyor değil mi piç? Başka kimden olacak? Coşkun'dan bir meleği aldım. Bir de seni. Meleğin nesi var ki bana şantaj yapacak? Tabii ya. Dediğim gibi çıktı bak. Bu Talip'i gömmeli. Hem de en derinlere. Seninle ben ortaya çıkmamalıyız. Bu iş bitmeli. Nasıl olacak? Buluşacağız onunla fidye için. Sen uzak dur Mert. Bana bırak. Tamam. Hiç kusura bakma Celal Baba. Ona soracaklarım var. Bu adamı arıyorum. Bu otelde kalıyormuş. Odun numarası kaç? Komiserim maalesef ayrıldı. Kaç saat önce. Buyurun müdürüm. Gel, lazımsın. İşimiz var. Emredersiniz. Selamünaleyküm. Yaşındaki çocuğu kaçırdı ya. Bebek kaçırdı bebek. Annemi mahvetti. Beni mahvetti. Ailemi mahvetti. Senin de hayatını mahvetti. Sarp, gel. Hoş geldin. Merhaba. Geçmiş olsun, ne oldu gözüne? Ha, yok, önemli bir şey değil. Ya ne güzel sizi böyle bir arada görmek baba kız, keyifli keyifli. Biz böyle arada bir kızımla kaçamak yaparız, aramızdan su sızmaz. Değil mi kızım? Öyle baba. Bize müsaade, Sarp'la bir işimiz var. Ben de birazdan çıkıyorum. Afiyet olsun sana. Gel Sarp. Bu gece bana lazımsın. Emret. Beraber bir yere gideceğiz. Bir iş göreceğiz. Ne işi bu baba? Şu internet işiyle ilgili. Bir hazırlık bir şey yapmamı ister misin? Yok. Ayrılma hiçbir yere. Buradan hareket edeceğiz. Nasıl istersen.
Akşam görüşelim mi? Müsait değilim. Mert, benimle geliyorsun. Emredersiniz. Selim. Nereye müdürüm? Görürsün. Boş gidiyorsun. Hiç boş gidilir mi? Bari biz geleydik. Gerek yok. Yanına bir şey almadın değil mi? Yok Celal Baba, boş gel dedin diye almadım. İyi. Hadi gidelim. Yerini değiştireceğiz. Benim için fark etmez. Tamam söyle, nereye istersen gelirim. Tamam, anlaşıldı. İleriden döneceğiz. Ev bu abi. Buyur. Kime baktın? Konuşsana be adam, ne istedin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çık çık çık! Çantayı al Sarp, çantayı. Ne yapacağız burada Celal Baba? Biriyle buluşacağım.
Celal! Yalnız gel! Çantayı ver sar. Sen burada kal. Görünme. Neredesin? Hoş geldin kız babası. Hoş bulduk bakalım. Üstünde hiçbir şey yok. Çantayı şuraya koy. Sonra açıl şimdi hadi. İçini fulledin değil mi? Merak etme. Benim kızımın değeri neyse tam karşılığı var o çantada. Bu da ne lan? Celal, oyun yok demiştim. Neyin peşindesin sen? Nerede lan paralar? Hani fullemiştin içini? Öyle yaptım zaten. İçindekine bak istersen. Sana paradan puldan daha kıymetli bir şey getirdim. Soner. Oğlum. Lan! Gebertirim seni! Şşşt! Talip, sakin ol. Ne oluyor lan? Hele bir sakin ol. Şimdi iki seçeneğin var. Ya sen ya karınla oğlun. Seçimini hemen burada sen yapacaksın. Celal bırak onları. Doğru hareketi yaparsan ailen parayı alır. Oğlun tedavi olur. Mezarına gelip sana dua ederler. Geberteceğim lan seni! Buyur. İndir elindeki silahı. Sen nereden çıktın müdür? İndir dedim elindeki silahı. Tekrar etmeyeceğim. Bana bakma. Bu bana da sürpriz oldu. Lan indirsene, duymuyor musun? At lan işte silahını. At. Talip. Ne yapacağını biliyorsun.
üzme seni sevenleri. Ceylan, nereye gidiyorsun? Dur, dur, dur. Yapma. İndir onu. İndir. Dur. Sakın. Dur, indir. İndir o silahı. Yapma. Sakın! İşini yarım bırakmamayı öğrenmişsin Celal. Ama artık çok geç. Hmm.